Yunanistan'ın hamleleri Yunanistan'ın özellikle ABD'yi de arkasına alarak tırmandırdığı o silahlanma Ege Adaları gayri askeri statüde olması gerekirken silahlandırılan Ege Adaları. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adalarda yapılan tatbikatlara ya gereğini yap durdur ya da biz gereğini yapacağız diyerek sert çıkmıştı. Bunun da ötesindeki mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tayfun'dan yani orta menzilli balistik füzeden ürküyor, korkuyor. Atina'yı vuracak diyor. Tabii rahat durmazsan Atina'yı vurur. Türkiye gibi ülkenin de eli armut toplamayacak demişti. Yunanistan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları paylaşımında Türkiye'yi, Kıbrıs Türk'ünü, KKTC'yi dışlama çabalarında attığı adımlardan en önemlilerinden biriydi Mısır'la işbirliği. Libya ile Türkiye arasındaki münhasır ekonomik bölge anlaşmasını bozma çabaları. Bunun için geçtiğimiz ay imzalanan bir hidrokarbon anlaşması Libya ile Türkiye arasında. Atina ayağa kalktı. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias soluğu Libya'da aldı ama Türkiye ile o anlaşmayı imza attığı için Libyalı mevkidaşını Menguş'u karşısında görünce uçaktan bile inmedi, Mısır'a gitti. Mısır'da ortak bir şeyler yapalım da durduralım bu gidişatı konuşmaları gerçekleşti. Mısır'la Türkiye arasında da son dönemde Katar'daki Dünya Kupası'nda iki liderin tokalaşmasıyla gelinen sıcak bir çerçeve vardı. Mısır bu şartlar altında Yunanistan'ın provokasyonuna ayak uydurur mu uydurmaz mı denirken olumsuz bir adım geldi. Mısır Akdeniz'de deniz yetki alanları sorununu alevlendirebilecek bir adım attı. Tam da Sisi'yle Erdoğan Türkiye ile Mısır yakınlaşmasının eşiğinde. Sisi Türkiye ile Libya'nın 3 yıl önce imzaladığı deniz yetki alanı mutabakatını ihlal eden bir kararname imzaladı. Ankara-Kahire hattında son dönemde normalleşme ihtimali artarken Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin son adımı deniz yetki alanları sorununu yeniden gündeme getirdi. Sisi, Mısır'ın Akdeniz'deki sınırlarını tanımlayan tartışmalı kararnameyi imzaladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği ilan edilen kararname, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki anlaşmasında çizilen sınırları ihlal ediyor. Mısır, Libya'ya ait deniz yetki alanının bir kısmında hak iddia ediyor. Sisi'nin hamlesi Yunanistan'da memnuniyet yarattı. Katimerini gazetesi Sisi, Ankara'ya Mısır'ın bölgede küçümsenmeyecek bir rolü olduğunu hatırlattı diye yazdı ve Türkiye-Libya mutabakatını geçersiz kıldığını iddia etti. Yunanistan ve Mısır son dönemde Akdeniz'de işbirliği içinde. İki ülke Türkiye ve Libya'nın 2019'da imzaladığı mutabakata karşı ortak tutum alıp bir yıl sonra kendi aralarında deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. Ankara'ya göre bu girişim hem içeriği hem de geçerliği bakımından kadük kaldı. Ekim ayında Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon muhtırası da Atina ve Kahire için ortak rahatsızlık sebebi. Tüm bu anlaşmazlıklar Türkiye ile Mısır arasında hedeflenen normalleşme sürecinde gerilimin korunmasına yol açıyor. Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır lideri Sisi'nin el sıkışması normalleşme adımlarını hızlandırmıştı. Ancak Doğu Akdeniz'deki nüfuz mücadelesi süreci sekteye uğratma riski taşıyor.